Ressamın tablosu renklerin uyumu bakımından oldukça zengin cümlesindeki zengin sözcüğünün anlamca karşıtı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Buradaki zengin varlık açısından, yani çok para sahibi, çok mülk sahibi olarak değil tabii ki, mecaz olarak kullanılmış, fazlaca anlamında. O zaman bunun tam tersini nasıl arıyorum? Öykü mecazlı anlatımlar yönünden oldukça zayıf. Yani yetersizdi. İşte zenginin tam zıttığını arıyorum. O zaman D seçeneğindeki de uygun oluyor. Üçüncü soru. Dörde geldik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümle cevap beklenmeden yöneltilmiş soru cümlesi diyor. Yani sözde soru cümlesi. Karşıdan cevap beklemiyor. Birçok faydası olan yabancı dili öğrenmenin ne sakıncası olabilir ki? Yani zaten cevabı biliyor ama o şekilde yöneltmiş. Doğru, sözde soru cümlesi. İkinci cümlede, birinci cümlede söylenen olumsuz durumların gerçekleşeceği kanıtlanmıştır. Güçlü bir ifade. Bilgiye ulaşıldığında kişinin örfü, adeti, kültürü unutulacak diye bir şey yok. Yani bunun bir kanıdı verilmemiş burada. Dolayısıyla B seçeneği yanlış. Doğru olan aktarım olması için birinin sözünü aynen almamız gerekiyor. Bir dil bir insan diye boşuna mı demişler? Evet, aynen alınmış söz. Dördüncü cümlede amaç sonuç ilgisi vardır demiş. Avrupalılar çok dilli bir toplumuna ulaşmak için dil öğreniminde atılım yapmayı hedeflemişler. Evet, amaç sonuç ilgisini gördüm. Beşinci cümlede yargının gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır diyor. Evet, bilgi toplumu yaratmak öncelikle ana dili hakimiyet ve bir o kadar önemli olmak şartıyla yeterli derecede yabancı dilini bilmeye bağlı. Bilgi toplumu yaratmanın hangi şartlarda olacağından bahsetmiş. Dolayısıyla E seçeneğinde doğru. Evet, beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede tanımlama yapılmıştır diyor. Tanımlama yapılması için nedir veya kimdir diye sorduğumuzda yanıt alabilmemiz gerekli. Herhangi bir konuda zıt düşüncelerin savunulmasına münazara denir. Evet, münazara nedir? Herhangi bir konuda zıt düşüncelerin savunulmasıdır. Tanımlama yapılmıştır. Doğru. İkinci cümlede münazarayı kazanmanın tek şartı belirtilmiştir. Münazarada önemli olan savunmadır. Evet, önemli olan savunma ama kazanmanın tek şartı değil. Dolayısıyla bu söylenemez. Üçüncü cümlede münazaranın gruplar tarafından gerçekleştirildiği anlaşılır. Genellikle 3 ya da 4 kişiden oluşan 2 grup kurulmalıdır diyor. Doğru. Dördüncü cümlede münazaranın akışı hakkında ipucu verilmiştir. Bir konuya olumlu yandan yaklaşıyor, diğeri olumsuz yandan. Evet, akış bu şekilde. Beşinci cümlede yargı gerekçesiyle verilmiş. Olumluyu savunmak daha kolay olduğundan, yani olduğu için de diyebiliriz burada, olumlu görüş savunanlardan biri başlatmalı. Dolayısıyla gerekçesi de var. Yanıt Bursa. Altıncı soru. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Yine en az iki sözcüğün ya da üç sözcüğün getirildiği, ÖSYM'nin sevdiği sorular. Birçok insan hayatını mutlu geçirebilmek çabasındadır. Bunun için uğraşır gibi bir şeyler geçirmem gerekiyor. Yaşamda mutlu olabilmek için hem çalışmak hem de hayata nokta nokta bakmak gerekir diyor. Şimdi B seçeneğini okuduğunuzda birçok insan hayatını mutlu geçirebilmek çabasındadır. Yaşamda mutlu olabilmek için hem çalışmak hem de hayata iyimser bakmak gereklidir. Bu uygun oluyor. Mesela uğraşındadır da oluyordu ama karamsar uygun değil. Mutlu getirebilmek için uğraşır ama negatif bakmak gerekir, uygun değil. Mutlu geçirebilmek ister ama olumsuzlukları, yani olumlu yönden bakmaktan aslında vurgu yapılıyor burada. Dolayısıyla B seçeneği de yanıtımız oldu. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır demiş. Okuyorum. Sanatçı hayallerini olduğu gibi aktarırsa başarılı olur. Hayalleri olduğu gibi aktarması gerekiyor. Bu cümlenin vurgusu bu. Daha sonra, yazarlar sadece gözlemlerini yazarsa yaratıcı olur. Sadece gözlemleri üzerinden gitmeli. Sanatçılar gerçekleri hissettikleri şekilde aktarmalı. Yaşanan şeylerin aktarılması başarı getirir. Yaşanan şeylerin aktarılması gerekiyor. Yazarlar gözlemlerini değil, hissettiklerini yazmalı. Yine burada da hissettikleri ifadesi 3 ve 5'te verilmiş. Dolayısıyla yanıtımız edilir. 8. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı? Kanıtlanabilirlik görünce aklıma nesnel anlatım veya öznel anlatım geliyor. Eğer kişisel fikirler varsa öznel, kişisel fikirler yoksa nesnel diyeceğim.
Bakalım İnce Aral'ın Gölgede 40 Derece adını verdiği o şahane öykü kitabını okuyanlar kitabın kadınlara yönelik yazıldığını bilir. Şahane olması kişisel bir görüş olduğundan özler. Aral bir nefeste okunabilecek sürükleyici yapıtında insanı ama özellikle de bütün sorunlarında kadını savunuyor okurları. Bir nefeste okunması da yine kişisel bir ifade. Kimi okumamış, kimi ev hanımı, kimi sanatçı, kimi avukat ama sürekli uyumsuzluklar yaşayan kadınlar hepsi. Bu yine başkasının da okuduğunda yorum yapabileceği bir ifade. Nesne. Kadının çeşitli ilişkileri ve toplumda kadın olmanın zorlukları çok başarılı bir gözlem sonucu. Kişiye göre değişir. Sanki Aral yazarlık birikimini bu öykülere aktarmış ustaca. Yine ustaca ifadesini gördüm. Özne. Üçüncü soruda. Üçüncü cümlede cevabımız oluyor. Dokuzuncu soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek bir yargıdır? Bakıyorum. D seçeneğine baktığınızda yalnız bir bizim galaksimizdeki sistemlerde kara deliğin olmadığı çıkıyor. Neden? Çünkü Sirius X1 dışında diğer sistemlerde de Magellan bulutları denen iki galaksideki bazı sistemlerde de kara deliklerin olduğuna dair kanıtlar var. Demek ki sadece bizim galaksimizde değil, başka sistemlerde de kara delik var. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmeli? Gazeteci müzisyene sormuş. Müzisyenin cevabına, ilk cevabına bakalım. Yalnızlığa ihtiyacım yok ama kendi başıma kalmayı tercih ederim. Yalnızlık ve kendi başına olmak farklıdır. Kendi başınıza olduğunuzda çoğu zaman başkaları tarafından yaratılan bir atmosferde maceraya açıksınız demektir. Ben de bunu oldukça ilham verici buluyorum. Yani yalnızlığı ilham verici olması yönüyle değerlendirmiş. Halbuki yalnızlığı değerlendirilebilecek bir sürü şey var değil mi dünyada? Bu parçada müzisyen ilham noktasına değerlendirmiş. O yüzden biz de seçeneklerde onu taşıyan bir şey aramalıyız. Son albümünüz kısmen yalnızlıkla ilgili. Kendi başınıza zaman geçirmeyi seviyor musunuz? Peki kalsın bakalım. Son albümünüz için tüm şarkıları kendi başınıza yazmanızın sebebi nedir? Yani başkalarından hiçbir şey almadım gibi bir anlam da çıkabilir burada. Yalnızlığın yaratıcılığı tetiklediği yönündeki görüşe katılıyor musunuz? Aslında ilham verici buluyor değil mi? Şarkılarınızı yalnız başınıza mı yazıyorsunuz? Evet, yalnız başına yazıyor ve bunu ilham verici buluyor. Şarkılarınızı yazarken nelerden ilham alıyorsunuz? Yalnızlıktan ilham alıyorum gibi hemen hemen hepsinde bir cevap verecek nokta buldum. O zaman benim için asıl belirleyici olan ikinci soru olacak. Müzisyen ne demiş? Çocukken biraz yalnızdım. Kardeşlerim ve birkaç yakın arkadaşım vardı. Ama ben pek sosyal biri değilim. Benim en sosyal olduğum an sahnede olduğum zaman. Özellikle kimseyle konuşmadan günler geçirebilirim. Bakalım buradaki ikide ne demiş? Kalabalık ortamlarda bulunmak sizi mutlu ediyor mu? Yani bunu genel olarak sormuyor aslında. Kalabalık ortamlarda bulunmanın ona yansıması değil. Çocukken biraz yalnızlığıyla başlamış yani. Giriş cümlesi de bizim için önemliydi. İkincide ne varmış? Çocukluk anılarınızdan ilham alıyor musunuz? Aslında çocukluk anılarını ne kadar şarkılarına yansıttığı değil. Genel olarak ne kadar sosyal olduğuna dair bir ifade var. Buna bakalım. Sahnedeyken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sahnedeki hissi değil. Sadece burada şeyi belirtmiş bak. Benim en sosyal olduğum an sahnede olduğum zaman. Genel olarak yalnızlığı seviyorum aslında. Bu nokta var. Bu soru da sorulmamış ona. Kendinizi sosyal biri olarak görüyor musunuz? Pek sosyal biri değilim. Nokta atışı bir şekilde eşleşiyor. Burada ne demiş? Şarkılarınızı yazmak için inzivaya çekildiğiniz oluyor mu? Hiç bununla ilgili bir yorum yapmadı. Yani ben şarkı yazacağım zaman özellikle kendimi inzivaya çekerim. Yani diğer insanlardan kendimi soyutlarım diye bir ifade yok. O halde doğru cevabımızı bulduk. 11. soruya geldik. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Üniversite 1. sınıfta klasik Türk edebiyatını görmeye başlamıştık. Sıra sayılarını getirdiğimizde ince ekinin başına dikkat etmemiz gerekiyor. 2 olsaydı iyi olmayacaktı. 1 olduğu için iyi var, doğru. Klasik Türk edebiyatını, evet, özel ismi büyük harfle, diğerlerini küçük harfle almış, doğru. Öğrenmemiz gereken aruz vezni, ölçüsü yani eş anlamlısını kullanmış, ünlü düşmesi var, doğru. Ve birçok mazlum vardı, doğru. Beyazıt semtindeki okulumuza. Şimdi semt, ilçe, köy, bunlar küçük harfle yazılıyor. Dolayısıyla semtindeki şeklinde yazmalıydı. Yanıtımız E. 12. geldik. Aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur demiş. Aydınlığı
Aydınlık'ı dememiş, aydınlığı demiş. Ünsüz yumuşaması var. Peki, benzeten dediğinde benizden benzemek. Burada da ünlü düşmesi var. İnsana insan eden, ünsüzden sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelince onların beraber okunması olayı ulama. Burada da ulama var. Geçmişteki gül bahçesi, gelecekti diken, geçmiş de dememiş, geçmiş te demiş, ünsüz benzeşmesi var. Ünlü türemesi. Üçüncü soruya geldik. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Ressamın renklerle yaptığını şair de sözcüklerle yapar. Dığını dini. Bu biraz yumuşadığı için, benzeştiği için şeklini değiştirebilir ama sıfat fiildekidir, ortaçtır. Doğru bulduk. Sözcüklerle, sözcükler ile. İle yerine ve getirdiğimde anlamlıysa bağlaç, anlamsızsa edat diyordum. Şair de sözcükler ve yapar olmadığı için burada edatı yakaladım. D vardı, bağlaçı yakaladım. Yani C seçeneğini buldum. Onlar duyular dünyasını yansıtır. Onlar adı yani zamir bunu buldum. Duyular dünyası dediğimde ilki ek almamış, ikincisi ek almışsa bu iki adın öbekleşmesinde burada bir belirtisiz alt anlaması vardır. E'yi buldum ve yanıtımız D seçeneği oldu. 14. soruya geldik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede tüm eylemsi türleri örneklenmiştir demiş. Çöpteki nesneler ham madde olarak kullanıldığında çevre kirliliğinin artması engellenebilir. Şimdi olarak zarf fiil. Kullanıldığında, ne zaman kullanıldığında, dığında, diğinde eki yüzünden bu da zarf fiil. Artması ma ekini kullanmış, bu da isim fiil. Şimdi tüm eylemsi türleri olduğu için, dediği için bir sıfat fiili de aradı gözlerimiz ama yok. İkinci cümle şartlı bileşik cümledir demiş. Evet, kullanılırsa ifadesi sayesinde. Üçüncü cümlenin yüklemi edilgen çatılı birleşik cümledir. Yer alınabilir. Evet. Birleşik cümlemi bulunmak için eylemsi var. Doğru. Dördüncü cümle bağlı cümledir diyor. Evet. İki tane yüklemin bağlaçla bağlanmasını istiyoruz. Korunur. Sağlanır. Beşinci cümle kurallı, olumlu, basit cümledir. Atık miktarı da azalır. Evet, yüklem sonda, kuralda. Azalır, olumsuzluk eki anlamış. Başka bir eylemsi veya yargı yok, basit cümle doğru. Hangisinde birbiri diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır demiş. Türk Edebiyatı'nın en lirik şiirlerini yazan Nesimi, Bektaşlar arasında büyük bir sufi olarak kabul görmüştür. Özneyi vurgulamak anlamıyla kullanmış. Kumanlar ve Kıpçaklar 9. ve 11. yüzyıllardaki göçler sırasında Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara yerleşmişler. Yine özneyi vurgulamış. Hoca Defani'nin kasidesinden alınmışlar. Horasan'dan Anadolu'ya geldi ve oraya dönmek istedilmiş. Yine özneyi vurgulamış. Şiirlerinde Anadolu halkını eğitmek isteyen Sultan Veled, çoğu şiirini Farsça yazsa da Türkçe şiirler de yazmıştır. Yine özneyi vurgulamış. Hacı Bektaş Veli Haydariye tarikatından biri olarak Anadolu'ya gelmiş ve Faiye'ye mensup olmuştur. Burada sırılı cümleler arasında geldiği için farklı görevde kullanılmış. Sıradaki sorumuz. Hangisi yoktur tarzında yine olumsuz köklü bir soru. İnsan belleği hakkında konuşmak beynin işleyişinin detaylarıyla bilinmemesi sebebiyle zordur. Burada da ileyi gördüm. Detayları ve diyemediğim için il geçiriyorum. Yani edat var. Peki, ek eylemlerde zordur dediğinde dur, ek eylemi geniş zamanı var. At takımı dediği şey at anlaması. İnsan belleği hakkında dediğinde burada da yine at takımını da görüyorum. İsim fiiller konuşmak, bilinmemesi isim fiilleri de görüyorum. Bağlaç yok. Dolayısıyla cevap C. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yer çekimi olarak bildiğimiz kuvvetin gerçek adı kütle çekim kuvvetidir demiş. Yer çekimini ayrı yazması gerekiyor. Yazımı yanlış. Diğerlerine de bakarsak, diğer kuvvetlere göre en düşük kuvvet olsa da bağlaç olduğu için ayrı. O çok büyük kütlelerin birbirini çekmesini sağlar. Evet, birbirini bu şekilde yazacağız. Dünya ve diğer gezegenlerin Güneş'in etrafında kalması, gezegen olarak kullanmak için bunu da büyük yazmalıydı. Doğru. A seçeneğinde yer çekimi yanlış yazmış.
Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yine son yıllarda karşımıza çok çıkan bir soru tipi ile karşı karşıyayız. Bu tarz sorularda şıklara hızlıca bir göz gezdirin. Parçada verilen sözcükleri şıklarda göremezsiniz. Daha genel bir yargıya ulaşmanız istenir sizden. Okuyalım. Yemek sözlü tarihimizdir, köklerimizdir, DNA'mızdır. Her ölüm, her doğum, her kutlama yemekle ve insanları beslemekle ilgilidir. Semboliktir. Onu kültürden ayıramazsınız. Nesiller boyunca aktarılan kültürel mirasımızda yemek kadar sıradan ve bir o kadar davetkar çok az şey vardır. Her kültürden olabilirsin. Yemeklerimizi pişirebilirsin. Ama geleneklerimize saygı göstermelisin. Mutfağımız yüzyıllar öncesine dayanıyor ve son derece yüksek ve sofistike. İnsanlar dünyada bunun yalnızca Fransız ve Japon mutfakları için geçerli olduğunu ve etnik yemeklerin tamamen yağlı ve bayağı olduğunu düşünüyorlar. Ama durum hiç de öyle değil. Çünkü pek çok ülke bizim kültürümüze ait olduğunu bilmeden bir yemeği alıyor ve kendine mal ediyor. Bakalım A'da ne demiş? Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklendiği vurgulanmıştır. Burada farklı görüşler yok ki. Aslında aynı görüşte insan. O yüzden bunu eliyorum. İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğu vurgulanmakta. Dediğim gibi aynı konudan bahsedilmiş. Burada da iki farklı konu diye giriş yapılmış. B'yi de bu sebeple eledim. Birbirini çürüten örnekler. Tam tersi. Bu farklı örnekler birbirini destekliyor aslında. O yüzden bunu da eledim. Aynı görüş farklı örnekler verilerek pekiştirilmiş. Bu tamamen uygun. Aslında aynı fikri ifade ediyor bu cümleler. Ama örnekleri farklı kullanmış. Olayların yol açtığı sonuçlar nedenleriyle açıklanmış. Yani bunlar böyle kullanıyorlar ama sonuç olarak buna sebebiyet veriyor gibi bir ifadeyi yukarıda görmedik. O halde E'yi de eledik. Sıradaki soruya geldik. 19. soru. Hangisi yoktur? Bu hayale uyur bulsa her gece. Bu hayal dediğimde işaret sıfatını görüyorum. Her gece dediğimde her belgesi sıfat. Serin hülyası. Nasıl hülya? Serin hülya niteleme sıfatı. Su sesi, kanat şıkırtıları. Su sesi, belirtisi zat anlaması neden? Çünkü ilk E kalmamış, ikincisi E kalmış. Sayı sıfatı da bu dizelerde yok. 20. soruya geldik. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır diyor. A seçeneğinde ünlü düşmesini göstermek amacıyla kullanılmış. Hece düşmesi diyebilirdi. Doğru. Yine aynı şekilde B'de de aynı mantıkla kullanılmış. 17'de başlayacak seansa yetişmek için saatlere getirdiğinde yine kesme işaretini kullanıyoruz. Bence ona kızma. A'dan Z'ye haklı çünkü. Yine burada da kesme işaretini kullanımı doğru. Ama yapım ekinden sonra çekim eki geldiğinde bitişik yazılması gerektiğinden, kural bu şekilde olduğunda burada kesme işaretinin getirilmesi yanlış. 21'e geldik. Hangi ögeye yer verilmemiştir diyor. Hepsi güzeldi, kar tipi fırtına. Güzeldi yüklem. Güzel olan ne? Hepsi. Kar tipi fırtına. Günlerin geçişi ardı ardına. Ardı ardına olan ne? Günlerin geçişi. Hasretiz bir kanat şakırtısına. Hasretiz yüklem. Neye? Bir kanat şakırtısına dolaylı cümle. Mavi gökte kuşlar yine uçar mı? Uçar mı yüklem? Uçar kim? Kuşlar. Nerede? Mavi gökte. Yine yineleme zarfı olduğu için zarf cümleci. Şimdi hangi ögeye yer verilmiş? Hepsini bulduk. Nesne burada yok. A seçeneği de yanıtız. 'Bu parçada yaya araçlarla bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez? Bu tarz sorularda parçanın hepsini okuyup daha sonra tekrar o cümleye dönerseniz daha doğru olacaktır. Parçanın bütününü görmeniz açısından. Yazın nem oranının fazla olduğu yerlerde hava sıcaklığının olduğundan daha fazla hissedilmesinin nedeni nedir denirse buna en iyi cevap şu olacaktır. Ter vücuttan ısı alıp buharlaşırken vücudun soğumasına katkıda bulunur. Ortamda nem oranı fazla ise buharlaşma yavaşlar. O yüzden nem artınca vücut terlemeyle ısı kaybeder. Vücudun soğuması engellenir. Şimdi bakalım. Daha fazla hissedilmesinin nedeni nedir denirse buraya virgül getirdim. Eğer soru işareti getirdiyseniz şunu hatırlamanız gerekir. Soru işaretinden sonra büyük harf geliyor. Değil mi? Burada denir sözcüğü küçük harfle başlamış. O zaman bunu bir aktarma gibi düşünün. Nedir? Den sonra virgül getirin. Cümle devam etmiş çünkü.
Buna en iyi cevap şu olacaktır. Buraya açıklama olduğu için iki nokta getirdik. Peki, şurada ter vücuttan ısı alıp buharlaşırken, buraya virgül getirdim çünkü özneye ayırdım. Vücudun soğumasına katkıda bulunur. Ortamda nem oranı buharlaşma fazlaysa yavaşlar. O yüzden nem artınca vücut terlemeyle ısı kaybeder. Vücudun soğuması engellenir. Şimdi baktığımda virgülü kullandım. İki noktayı kullandım. Virgül tekrar geldi. Noktalı virgülü kullandım. Cümle sonunda noktayı kullandım ama soru işaretini kullanmadım. Yine uzun bir paragraf. Ben şöyle paragrafı yanıma alayım. Bu parçaya göre Yaşar Kemal'le ilgili olarak hangisi söylenebilir demiş. Yaşar Kemal'in hikaye ve romanlarında kendine özgü bir çizgi yarattığından burada bahsedilmiş. Çünkü şöyle bir ifade var. Bu eklem onun hikaye ve romanlarında taklit düzeyinde kalmamış, tam tersine özgünlüğün yol açıcısı olmuş. O zaman özgünse eğer kendine özgü bir çizgi yarattı. 23'ü gönderdik. 24'e bakalım. Bu parçaya göre Yaşar Kemal için kullanılan kültür taşıyıcısı olmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Taşıyıcıysa birinden birine bunu aktarıyor. Zaten bunu yakalayabiliriz. Folklorik unsurların kalıcılığını ve nesillere aktarımını sağlamak. Onu taşıyacağız, onu nesillere aktaracağız. Dolayısıyla yanıt Denizli. 25'e geldi. Bu parçanın sonunda düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Şimdi parçaya baktığınızda hikaye yazma ilhamının nerede ve ne zaman geleceğini hiçbir yazar bilemez. Ama böyle bir durum var diye de ben mutlaka şu konuları kaleme alacağım gibi bir düşüncem hiç olmadı. Ne var ki şimdiye kadar yayınladığım hikayelerimi karıştırınca kendi sınırlarımı aşamadığını gördüm. Demek ki hikayelerimi konularını yabancısı olmadığım çevrelerden seçtiğimi fark ettim. Kendi sınırlarımı aşmıyorum. Demek ki bu çevrelerden seçiyorum. Yanıt adadı. 'Burada da parçanın başına gelebilecek cümleden bahsetmiş. Bu parçada sözü edilen kişi genelde söylenenlere itiraz eden, muhalif olan, tanınan her dönemde bu özelliğiyle ön plana çıkan birisi. Ortaokulda bile böyle tartışmalara girdiği söyleniyor. O yüzden doğal muhalif denmiş. Demek ki onun belirgin özelliği üzerinde vuruluyor. Çocukluğundan beri her söylenene itiraz etmek onun en belirgin özelliğiydi. Bu parçanın giriş cümlesi olmaya en uygun cümle. Sıradaki. Bu parçaya göre gerçek sevginin özelliği nedir? Burada gerçek sevgi kime olursa olsun, yani insanlara veya ağaçlara, hayvanlara, her canlıya sevgi var. Evet, sevmek en doğal duygu ve gerçek sevgi çıkara dayanmıyor. Burada o ifade aslında çok güçlü bir ifade. Herhangi bir durumda, olumlu veya olumsuz, iyi veya kötü durumda artıyor ya da eksiliyor gibi bir şey söylenemiyor onun için. O zaman hiçbir nedenle özelliği değişmiyor. Şıkkı da bunun için en uygun şık olacak. Bu parçada şiirle ilgili karşı çıkılan nedir demiş. Toplumsal sorunlara sahip çıktılar, eserlerine taşıdılar. Evet, bu başka ülkelerde de oldu, bizim ülkemizde de oldu ama zaman da geçti. Ne oldu? Bireysel konulara yönelildi. Ama bireysel konulara yönelilse de bazı düşünceler yine söylendi. Her şiir bir ileti taşıyacak, evet, ama bir amaç olursa o zaman bu şiirden sapacak. Yani evet, herkesin bir şeyi sezdirme olasılığı olabilir ama illaki bir fikre bağlı kalınıp da işte onun propagandası yapılmamalı. Bu parça bunun üzerinde durmuş. Dolayısıyla bir fikre bağlanıp onun benimsetilmeye çalışılması şiirle ilgili karşı çıkılan bir ifade. Alt seçeneğini işaretledik. 29'a geldik. Boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilir? Burada yine geçmişte de savaşın edebiyata ilham verdiğinden bahsediliyor, destanla olduğundan bahsediliyor. Bunun sayesinde farklı nesillere aktarıldığından bahsediliyor. Ve buna en uygun ifade de edebiyatın koruduğu ve sakladığı, yani bu tarz olayları koruduğu ve sakladığı aslında bu olayın ta kendisi değil de olayın edebiyattaki yansıması gibi, imgesi gibi.
düşünülsün istiyor. Destanlardan gazavatnamelere olağanüstü olayları içeren tarihi edebi türlerin yerini modern zamanlarda büyük felaketleri daha akli bir dille saklayan edebi dil ve türler aldı diyor. Yani ne olursa olsun olay onun imgesi buraya yansıyor. Dolayısıyla yanıt Edirne. Bu parçada Türkiye ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisi? Burada Türkiye'nin bulunduğu konum hakkında ve bu konumun ne kadar önemli olduğu hakkında bir parça yazılmış. İşte hangi kıtaların ortasında olduğu, hangi ticari ve ekonomik ilişkilerin göbeğinde olduğu gibi ifadeler var. Dolayısıyla Türkiye'nin bulunduğu konum ve bunun önemi burada belirten ifade olmuş. Bu parçada üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisi? Bu parçada aslında şunu söylemek istiyorum. Okullarda eğitim veriliyor evet ama direkt kitabi bilgiler, ezberi bilgiler yerine sokağa çıkıldığında, mesela bir trafiğin de işte kurallarının sokağa çıkıldığında ya da ihlallerinin sokağa çıkıldığında daha rahat gözlenebileceğinden, öğrenebileceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla burada gözleme dayalı öğrenmenin en etkili, kalıcı bir öğrenmeye yol açacağından bahsedilmiş. Yanıt Adana. Bu parçada yazarın eksikliğini hissettiği asıl duygu hangisi? Aslında modern oymacılıkla ünlenmiş bir kişi olan Hoca Süreyya'da hakkında hiçbir şey yapılmadığından yakınıyor bu yazar. Yani bu çok önemli bir insan. Hatta İran sanatında yeni bir dönem açmış bir insan. Ama sadece elimizde birazcık hatalar olan bir katalog var diyor. Demek ki bu kişinin kıymeti bilinmemiş. Dolayısıyla yazar nasıl yakındığı konu da bu. 33. soruya geldik. Bu parçaya göre başarılı bir antrenör olmanın temel şartı nedir? Şunu söylüyor. Tecrübeli hocalar, yöneticiler, hepsi kafa yoruyor, evet, hepsi formül üretiyor. Ama aslında ideal olanı şudur diyor. Otoriteyle yardımseverlik, hayalle gerçek, çalışma ve kazanma hırsıyla esprili dostluğun uygun derecede karışımı. Yani evet, hem onu disipline edecek, hem de onu sevdiğini hissettirecek, arkadaşlık kurabilecek seviyede bir yakınlık yaratacak. Dolayısıyla bütün özellikleri dengede olmalı. B seçeneği de onu veren bir ifade. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır demiş. Bu parçada olmaması gereken, çıkartıldığında akışın sağlandığını gördüğümüz cümle düşüncenin akışını bozan cümledir. Burada da dördü cümleden çıkartıp okuduğumuzda, yayın sürekliliği gösterilen gazete sayısı oldukça az. Daha sonra gazeteleri saymış. Büyük ölçüde bunu başarabilmiş gazeteler olduğunu söylemiş. Ve kısıtlı bilginin kaynağının da harbiye nezaret olduğunu söylemiş. Savaşa girdikten hemen sonra yaşanan bu facianın ezimetin gazetelerde uzun süre yer alması da bu durumun bir tezahürü, yani yansımasıdır şeklinde ifade etmiş. Hani böyle olduğu için gazetelerde çok yer alamadı diye söylemiş. Burada dördüncü cümle, bu cümleyle bakış açısı açısından uyumlu olmayan bir cümle. Edebiyat tarihinde milli edebiyat dönemi içerisinde zikredilen yıllarda harbin milli olana yönelik eser üretimine etkisi kaçınılmazdır. Milli noktasında durulmuyor. Gazetelerde neyin ne kadar yansıtıldığı üzerine duruluyor. Dolayısıyla dördüncü cümle bakışı bozuyor. 35. sorunun paragrafını ben yine böyle alayım. Bu parçada griple ilgili hangisine değinilmemiştir diyor. Hastalığın virüs yoluyla bulaştığını, evet, değişik virüslerle oluşabilen şeklinde buna değinmiş. Bulaşıcı bir hastalık, evet. Yine bulaşıcı bir hastalık olduğuna da değinmiş. En fazla ilkbaharda görüldüğüne, buna şuradan sakın ha düşmeyin. Bu nedenle daha çok bahar aylarında görülür diyor ya, ama ilkbahar mı sonbahar mı hangisi yani? En çok ilkbaharda görüldüğü ifadesine ulaşamıyorum. Başka hastalıkları tetikleyerek geç iyileşebileceğini. Evet. Geçmezse, çünkü kulak burun boğaz iltihabı gibi şeylere yol açıyor. Mevsim geçişlerinde görülme sıklığının arttığını, evet, bahar aylarında daha çok görülüyor. Dolayısıyla C seçeneğine ulaşamıyoruz. Daha sonra 36. soruya geldik. Bu parçada griple ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Tedavi şekilleri nelerdir? Buna dair bir ifade yok. İyileşme süreci ortalama ne kadardır? En çok bir hafta içinde gerekli tedavi yapılırsa iyileşiyor demek ki. Bulaşıcı bir hastalık mı? Evet, bulaşıcı bir hastalık. Daha sık bahar aylarında görülüyor. En önemli belirtilerinde onda işte burun akıntısı, kırgınlık, halsizlik gibi, öksürük gibi belirtiler şeklinde sıralamış.
37. soruda bu parçayla bağlantılı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisine gripin belirtilerine yer vermiştir diyor. İlk cümleye bakarsak değişik virüslerle oluşabilen, burun akıntısı, kırgınlık, sonrasında öksürük gibi belirtilerle seyreden derken bunun belirtilerinden bahsetmiş. Daha sonra 6. cümleye geldiğimizde de zaten sıralamış ve en önemli belirtilerinden de diye saymış. Dolayısıyla 1 ve 6. ...38 ve 39'la aynı parçaya bağlı. Ben yine 38'i yanıma alıyorum. Bilgi vermek amaçlanmıştır diyor. Evet, bu parçanın genelinde bir bilgi vermek amaçlanıyor. Yargıların hepsi basit zamanlıdır demiş. Burada mesela ben size bir tane örnek vereyim. Bir fiili alalım şuraya. Bilmekteydiler. Bilmekte, maksamekte, şimdiki zamanın üzerine bilmekte idiler getirmiş. Ek eylemin hikayesini getirmiş. Dolayısıyla hepsi basit zamanlı değil, birleşik zamanlı eylem de var. Birden fazla yargı bildiren cümle kullanılmıştır diyor. Evet, birden fazla yüklem olabilir, eylemsi olabilir, bunları kullanmış. Kelime tekrarlarına rastlanmış ve gerekçesiyle verilen bilgi dediğinde neden sonuç ilişkisini yakalayacağız. Dolayısıyla B seçeneğine ulaşamıyoruz. 39. soruda foklarla ilgili ulaşılabilecek en genel yargı. Zaten parçanın hepsine baktığınızda birazcık daha kalıtsal, yani irsi güdüler sayesinde onların bazı özelliklerinden, değişmeyen özelliklerinden bahsedilmiş. Dolayısıyla B seçeneği de buradan ulaşabileceğimiz en genel yargı. 40. soruyu alıyorum. Yine parça elimde. Bu parçada kitap okumanın önemiyle ve insana katkılarıyla ilgili hangisine değinilmemiştir? Empati yeteneğini geliştiriyor. Evet, karşı tarafın yerine, yani kitaplardaki karakterlerin yerine kendini koyup düşünebiliyor kişi. Daha sonra kişiyi daha zeki bir birey haline getirebiliyor. Evet. İş hayatında başarılı olmasını sağlıyor. Bunun sayesinde zaten daha zeki oldular ve alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olup iş hayatında da maddi manevi doyum sağladılar. Kişinin sıkılmaması için bir uğraş olacağını, zaten şurada demiş, düzenli okuyan bir kişi hiçbir zaman sıkılmaz. Hafızasını güçlendireceğine dair bir ifade yok.